Twitter'da bir şeyle karşılaştım bak çok komik ya. Dur 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 o karşılaştığım şeyi göstereceğim size. Bir tane böyle bir grup toplanmış tamam mı? Youtube kanalı gibi bir şey. Ee, Amınakoyim kulağım kaşındı. Bir tane grup toplanmış böyle şey gibi bir şey nasıl desem. Youtube kanalı gibi bir şey işte böyle. Twitter'dan söyleşi yapıyorlar tamam mı işte. Karşılıklı konuşuyorlar böyle. Diyor ki işte başıboş sokak hayvanlarına karşı yapılan... E zulümler mulümler falan tamam Bak şimdi dinleyin abi ben hayatımda bu kadar komik bir argüman görmedim ya. Köpek oluyor evet köpek oluyor bu çok komik. <laughs> bak şimdi. Twitter'da da hep işte yani çocukları mı saldırsınlar bu daha mı iyi falan gibi bir defa bu zaten yanlış böyle bir şey yok. Hani sokakta köpeklerin yaşaması sokakta insanların yürüyemeyeceği ya da işte köpeklerin insanlara saldırdığı gibi bir şey anlamına gelmiyor. Aynen bu durumda çocuklar mı? Hayvanları seviyor musun? Şimdi şöyle Hayvanları severim. Bundan yana hiçbir sıkıntım yok. Benim yani en azından gördüğüm kadarıyla sevmediğim bir hayvan yok çok şükür. Tamam mı? Daha henüz şeyle falan Anaconda ile Python'la karşılaşmadık. Onlara gelsin de bir tek yumurta bayıltayım onları. Amel defterden düreyim. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi sokak hayvanları zaten Türkiye'de bir problem. Tamam mı? Sokak hayvanları zaten Türkiye'de ayrı bir problem. Sokak hayvanlarının ya uyutulması gerekiyor ki bence. Sokak hayvanlarının ya uyutulması gerekiyor ya da adam akıllı bakım yapılması gerekiyor. Adam akıllı bakım yapamıyorlarsa uyutsunlar. Niye biliyor musunuz? Şimdi şey diyecek. Amına koyayım ne diyorsun ya sen uyutulmak falan. Abi hayvan sokakta bok yiyor amına koyayım. Çöpten yemek yiyor hastalık kapıyor. Ondan sonra işte efendime söyleyeyim geliyor böyle aptal aptal insanlar hayvanları tekmeliyor, yumrukluyor, bir şey yapıyor. Yani sürekli böyle ne zaman ben bir sokak hayvanı görürsem hep sakat ya bacağı kırılmış ya işte ne bileyim gözü çıkmış bir şey olmuş yani hayvana tamam mı araba çarpmış bir şey olmuş o yüzden sokakta hayvan olmasına karşıyım ben belediyeler toplasın bir barınakta adam akıllı bakılsın ama adam akıllı bakılsın yani barınakta da barınakların hali de belli yani iyi çalışan barınak, barınaklar da var ama genel olarak barınakların böyle %70-80'i bok götürüyor etrafı yani gerçekten hayvan koysan yaşamaz diyorlar ya köpek yaşamıyor işte orada. Köpeği alıyor barınağa götürüyor yaşamıyor köpek orada. beldeler toplasın köylere sağsın yaşar köpekler. Ya da şöyle bir şey yapacaklar abi. Belirli bir alan yapacaklar. Ee, yani bir müteahhit oraya bina dikeceğine köpekler için belli bir alan yapacaklar. Orada tutacaklar köpekleri besleyecekler köpekleri yani. Bu da yine barınak gibi ama hani böyle daha özgür gibi anladınız mı? Öyle bir proje şey bilmiyorum artık ne kadar mantıklıdır. Çok büyük ama mantıksızdır benim bildim ama hani böyle bir şey yapılması gerekiyor. Sorun çoğalmalar evet bir de çoğalıyorlar aşırı derecede çoğalıyorlar. Ya bir kedi seks yapıyor anasını satayım 4 tane yavru çıkıyor içerisinden. Bu ne kardeşim ya? Biraz yavaş. Ne penismiş arkadaş. Dolaşmasın gibi öyle o kadar. Kısırlaştırman lazım aynen öyle abi. Kondom kullansınlar çok. Vay Fahri Helal lan oğlum kimse düşünmemişti ya. Evet prezervatif kullansınlar arkadaşlar. Böyle hiç yırtılmayan prezervatifleri hayvanların penisine taksınlar. Bir daha kısırlaştırmaya da gerek yok. Bak mantıklı. Prezervatif monte edeceksin hayvana. Çok mantıklı. Milana <laughs> teşekkür ederim eyvallah. Yo <laughs> mantıklı cidden mantıklı bu arada. Düşsene hani böyle hiç çıkmayacak bir prezervatif ama işte belirli bir yerden sonra aşınır bir şey olur. Yani neyse ya Var aman. Var düşünce biçimlerinde ya da algı... Mutlu vegan. <laughs> vegan ört. <laughs> Yanılgısı var ki aslında hiç rasyonel değil, hiçbir mantığı yok, doğru değil. Düşününce bizim köpeklerle bir anlaşmamız yok ki bu dünyada beraber e, barış içerisinde yaşayalım diye gelmişiz, istilatmışız bütün dünyayı. Betondan bir dünya yaratmışız, yaşam alanlarına el koymuşuz, onlara bütün zorlukları çıkarmışız. Sonra da gelip bizi havladı falan diye kızıyoruz ve onları yok etmeye kalkıyoruz. Aslında bakarsan. Olay havlamak değil ki abi. Ya bak şimdi bir köpek havlayınca bir insana doğal olarak evet gerilebilir. Çünkü insanın düşüneceği şey şu abi direkt savunma mekanizmasına geçiyor. Yani ulan bu köpek bana saldıracak mı acaba? Anladın mı? Köpek şimdi sana hırlıyor. Yok abisi yok o oyun oynuyor dersen yani ağzına sıçar köpek senin tamam mı? Her köpek aynı değil şimdi bir kere. Her havlayan köpek ısırmaz diye bir şey yok. Ya bunların mantığı nasıl bir şey anlamıyorum yani. Şöyle mi düşünüyorlar acaba? Sen köpeğe bir şey yapmadığın sürece köpek sana bir şey yapmaz. Hayır abi yapıyor yani. Yapıyor. Hayvanlarda saldırganlık var bir kere. Doğaların, doğaları gereği sal, sal, saldırganlık var ki bunlarda. Hayvanın yanından yürürsün. Hayvan sanar ki sen onun yerini işgal ediyorsun. Gelir saldırır hayvan sana yani. Kim demiş ama koyayım Kim araştırmış bunu ya? Onlar doğa kanunlarıyla yaşıyor. Yani yani köpeklerin bize iyi bizle barış içerisinde yaşamak gibi bir vaatleri de olmadığı için hiçbir şekilde aslında onları cezalandıramayız diye düşünüyorum. Yani hiçbir yani köpek gerçekten de sinirli olabilir. Yani onların yerinde biz de olabilirdik. Biz de köpek olarak bu dünyaya gelebilirdik. Ya da Bir saniye. <laughs> bir tane de sinirli olabilir. Yani onların yerinde biz de olabilirdik. Biz de köpek olarak bu dünyaya gelebilirdik. Ya da diğer insan olmayan bir hayvan olarak bu dünyaya gelebilirdik. Ve dolayısıyla... <laughs> ya abi biz de köpek olabilirdik yani. Niye öyle diyorsunuz amına koyayım ha? Niye öyle diyorsunuz? Yani şimdi siz bir tane gelse böyle adam size vursa hoşunuza gider mi? Gitmez. İşte bak biz de köpek olabilirdik yani. Cık. Abi çok saçma bir yaklaşım ya gerçekten. Böyle bir argüman var mı satayım ya? Oğlum bir kere isimde vegan geçiyor yani çok ciddi almamak gerekiyor da üf veganlara laf attı falan. Ya yani isimde vegan geçiyor çok ciddi almamak gerekiyor çünkü bunlar genellikle ya yani şöyle diyeyim. Oraya vegan olduğu için vegan yazmıyor. Vegan olduğunu göstermek istiyor anladın mı? Neyse aman i̇şte ya. De kendimiz için istemeyeceğim. Gerçekten Max vegan neyse. Başkaları için istemememiz gerekiyor. Ya geçen gün senin bu dediğin şeyden aklıma geldi. Taksim'e gitmiştik. Aha. Bir tane köpek Evet. Gelene geçene havluyor ve ısırmaya çalışıyor. Yani. Allah Allah. Neden havluyor acaba? Çok merak ettim. Şimdi şey der değil mi? Zamanla biri buna vurmuş da böyle köpek geliyor havluyor. Saldırıyor ve ısırmaya çalışıyor. Biz uzun süre köpeğin yanında bekledik ve sakinleştirmeye çalıştık. Sonra tam tersi oldu. Bizden... Böyle bir güç aldı daha çok böyle bu sefer şey yapmaya başladı. Böyle bize bakıyor gidiyor insanlara saldırıyor tekrar bize bakıyor yanımıza hmm. geliyor tekrar insanlara böyle şey yapıyor falan. Abi yayınları kaydediyorum yayınları kaydetmiyorum. Ee, yani zaten yayın tekrar var direkt indirip bir editli bir şekilde atabilirim ki bilmiyorum eğer güzel konular çıkarsa atarım. Yani genel olarak bu köpekler hakkında yani düşüncelerim bunlar arkadaşlar. Köpeklerin kesinlikle dışarıdan toplanıp barınaklara götürülmesi gerekiyor. Ee, gerekirse kısırlaştırılması gerekiyor. Ya da kısırlaştırılmayacaksa bile barınakta bırak üresinler anasını satayım yani ne diyeyim. Ya da belli bir kısmını kısırlaştırırsınlar anladın mı yani Çin politikası gibi bir tane çocuk tek bir çocuk abi. Her köpek bir tane çocuk yapabilir kardeşim iki tane yapamazsın böyle bir şey yok tamam mı? Komünizm gelecek. Sokaklara komünizm gelecek kardeşim. Öyle ne öyle üç çocuk falan dört çocuk. Aga Çin'e satalım bence hem kısırlaştırmaya para da harcamayız. O daha kötü be abi. Yani hayvanları da şey yapmaya gerek yok canım yani. Yemeye gerek yok o kadar da değil. Slashlıca değildir abi. Benim yarram kalkmasa ortadan amına koyarım. Orada ayrı konu. Evet. Sürmeye çalışıyor falan. Hak yani bak bu işte şeyi düşüncesi. Ya biz köpek olsaydık. Şimdi ben kısırlaşsam amına koyardım ortalığın. Anladın mı? Köpek olsaydım ısırırdım. Hakikaten böyle bir agresyon var ama mesela şeyi düşünüyorum orada. Ya yani bu köpek e, Acaba buraya nereden geldi? Kuyrukları kesiyorlar bazılarının. O ne? Hiçbir fikrim yok. Bazı köpeklerin kulaklarını kesiyorlar. Bazı köpeklerin kuyruklarını kesiyorlar. Niye kestiklerine dair hiçbir fikrim yok. Bu konu hakkında bir bilgim yok. O yüzden yorum yapmayacağım maalesef ki. Kesin birisi şikayet edecek. Ve o köpeği oradan alacaklar. Bir Ama şey. bilen mutlaka Sonra vardır. Ne? Mesela köpeklerin neden kulakları kesiliyor? Dövüştürmek için yapıyorlar. Değil mi? Ee, karşı köpek şey yapmasın diye. Kulağından tutup çekmesin diye. Değil mi amına koyayım? Daha saldırgan olsun diye. havalı duruyor. Olacak Halk acaba Ama o köpek neden oradan ve niye böyle davranıyor? Ya yani buna hiçbir zaman bakılmayacak ve arkasındaki hikayenin de belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz ne olduğunu. Ya şimdi burada bir de saçma olan bir şey. Ya arkadaşlar şimdi bak e, yani hayvan kardeşlerimize hakaret etmiyorum ekmek istemiyorum ama yani e, hayvan dediğin şey düşünemeyen bir varlık tamam mı? Mal diyeceksin yani direkt mal. Hayvan dediğin şey mal abi. Yani sen mala nasıl bir şey anlatabilirsin? Nasıl malla empati kurabilirsin ben onu anlamıyorum. Yani en basitinden insanla örnek var. Düşük IQ'lu bir insanla sen nasıl anlaşabilirsin? Nasıl empati kurabilirsin? Anladın mı? Mesela dirilcilerle, dirilcilerle empati kuramazsın. Dirilcilerle hayvanlar aslında bir arkadaşlar. Mesela diril dinleyen birisine sen hayır abi kelebeği çekme götüme sokma dersen adam yine gelir. Anladın mı yani? Yani o zaman bunu şeye de soralım. Batuflex dinleyenlere de şey diyelim. Abi bu adam neden gelip beni götten bıçakladı? Empati yapalım değil mi? Öyle bir şey yok abi. Yük abartma hayvanlar daha zeki. Evet olabilir bu arada. Doğru.